Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi barakatuhu. Tabiyenler hakkıdaki okuyken dersimizde bugün nabatta gitse. Bugünkü dersimiz Kazı Şuray hakkıda. O kişiden soruşken. Bunca ilimge neme sebeple yettiniz? Neme sebeple bunca ilimge gibi oldunuz? Cevap verdi. Ulamalar ile müzakere kılıç bilen. Ulardan aldım, ular gibi verdim. Bana şu neresi tüfeğli güçlü, bana şu ilime yasip oldu. Buradalar dinimiz adalet dini. Adalet dini. Müslüman kişi özünü buradalar bilen birge oturup ilim müzakeresini kılıçı ne kadar güzellerse. İlim meclisi, beraberler bilen yüz görüşlük, müzakere meclisi. İlimge kulak tutuş, bunu bahs kılış, Müslüman kişiye cüda hem yer aşağıdığın sıfatlardan. Estaizu billah. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْبِ مُؤْرِضُونَ Allah Azze ve Celle, necat topken mumunların sıfatları şundaydıydı. Dar hakikat, mumunlar necat toptular. Kaysi mumunlar? Ular namazları da korku ve ümit bilen boyun egücü kişilerdir. Ular beyhude, faydası, söz ve amellerden yüz ögürgücü kişilerdir. Bu kainattaki sünnet şu ki, Rabbinizden sizini uzaklaştırdığın her bitlenirse lağv buladı, bekarçınırsa buladı, batıl buladı. Ve aksınca sizi Rabbinizde yakınlaştırdığın her birinirse bu hak buladı. Siz bilen bizni Allah'a yakın kıladığın en asası inerse ilim meclisi. Bugünkü dersimiz Kazı Şuray hakkıda. Asarlarda keltirilirdi. Adlu yevmin vahid afzal min ibadeti sittini sene. Bir yıl adaletini kayım kılış 60 yıl ibadet kılışlığından göre afzal duradı. İzleler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın arşını sayısı da turadigan, yetti taifanı sıfatlaganda, birinci kimi zikir kigen? İmamuna adil, adil başlığı degen. Kariler, yetti taifa Allah'ın arşını sayısı da turadı. Cenneti bu. Şunlardan birincisi adil padişah degen. Bir yıl adaletini kayyum kılıçlik, 60 yıl ibadet kılıçlıktan göre afzal turadı. Ebu Naim lafzı da keladı. Adlu hükmü sa'a hayrun min ibadeti seb'ine sene. Bir saat adaletli hüküm kılış 70 yıl ibadet kılışıydan afzal duradı. Elbette bu nafil ibadetten. Buradalar adalet cüda hem muhum narsa. Kaysi yurtta adalet bosa şu yurt yükseladı. Gerçek kafir yurt bosa yani. Kaysi yurtta adalet yok bosa bu yurt vayran buladı. Gerçi Müslümanların memleketi bosa yani. Bu kainatın kanunu. Allah Teala'nın sünneti. Adalet her bir halkını yükseltiradı. Her bir kişini yükseltiradı. Başka hiç kaysa narsa bir halkın mücadele kötü olmaydı. Kimdir? Yani adalet kılışı bu kazılarda işi, sotlarda işi. Biz kazımasımız diye işi mümkün. Yok. Her bittemiz kazımız. Ailemizde. Farzandlar bilan kılıyken muamelemizde. Ularının ortasında bir hüküm çıkarırken de. Kol astımızda işlediğin işçiler ya ki şagirdlerge muamele kılıyken paytımızda her bittemiz kazımız. Adaletini kayyum kılışımız gereği buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuruna bir kişi gelip oturdu. Haligi adamı arkasından kiçkine oğlu erçip gelip oturdu. Alıp on tizzasıyı otkizip peşenesine uf koydu. Arkasından şu kişinin kiçkine kısacası gelip geldi. Hali kısacanı aldı, çap ayağı otkizdi, lekin uf koymadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görüp ikkalasiga ham bir xil muomala qilsang bo'lmaydimi dedi. Shu o'rinda ham payg'ambarimiz nimani talab qilyapti? Adolatni. Bitta uf qo'yishda farq bo'lyapti. Mo'min kishi adil bo'ladi. Dunyodagi u uchun eng muhim narsa bu adolat. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu Shuroyh ismli kishini Kufaga qozi qilib tayinladi. Bunu tarihi quyidagicha bo'ldi. Bir kuni Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir arobiydan ot sotib oldi.
baholaştı, pulunu naq berdi, otni oldi, mindi, ozgina yurudi, otni belida nuqson bor edi. Unaqa chopishlikka yo'l bermasdi bu nuqson. Aybi bor edi. Shat otdan tushdi, orqasiga qaytib borib, "Ey arob, bu yoqqa qara" dedi. Hali kishini chaqirdi. Keluvdi, otingni qaytarib ol dedi. Aybi bor ekan otingni dedi. Arob aytdi, "Ya amir al-mu'minin, qaytarib olmayman. Men onu sizga berganimda soqqa soq edi" dedi. Aramızda bir hüküm kılıç için bir adamı talep olmasam dedi. Arabiyatta aramızda Şurah İbnül Haris Al-Kindi Hakem Kazi boladı dedi. Ömer İbn-i Hattab razı mı dedi. Ömer İbn-i Hattab kim? Halife mi? Bazarda yürüp at ol yaptı. Bir Arabi Katar Ami mi dedi yaptı. Ömer adil buradalar. Ömer adil. Bize akıllarımız kabul kımidiyen bu gitken bu nasıllardan. Men har safar aytayapman, bizga ibrat bo'ladigan odamlar mana shular. Ikkalasi shurayxning oldiga borishdi. Qozi bo'lsin o'rtamizda shurayx dedi arobiy. Umar ibn Xattob roziman dedi. Shurayx Umar ibn Xattobning so'zini eshitib, otni sotib olganingizda sog'lommidi dedi. Xalifa ha dedi. Shurayx aytdi, unday bo'lsa, uni o'zingizda olib qoling, yo qanday olgan bo'lsangiz, shundayligicha qaytarib bering dedi. Shart hukm chiqarib qo'ydi. Qisqa, sodda, lo'nda. Eshitdi ikki tomondan, shart hukmni chiqardi. Xalifaga shunaqa dedi. Umar ibn Xattob qarab hayron bo'lib qoldi. Shuni hukm dedi. Ha dedi Umar ibn Xattob, hukm shunday bo'ladi. Hukm shunday bo'ladi. Eshitdi ikki tomonni Xulosani chiqardi, hukmni aytdi. Garchi xalifani ziyoniga bo'lsa ham. Agar biron bir davlat boshlig'iga shunday muomala qilingan bo'lsa, qozi ana shu boshliqqa zarar bo'ladigan hukmda aytsa, bu qozi nima bo'ladi? Darrov ishdan ketadi. Ha, eng yengil variant bo'lsa ishdan ketadi. Bo'lmasa undan kattaroq ham bo'ladi. Umar ibn Xattob shurohga qarab hayron bo'lib Qozilik qilishlik shunday bo'ladi. Qozilik shunday bo'ladi. Kufaga bor. Kufada qozilik qilasan dedi. 47 yoshida birodarlar qozilik mansabiga o'tiradi. Chunki bu Shurayx xalifani ziyoniga bo'lsa ham adolatli hukm qilgan edi. Xalifa uni jur'atidan, to'g'riligidan, fahmidan, halolligidan rozi bo'ldi-da, hech kim bilan maslahatlashmadi, Kufaga qozi bo'lasan dedi. Umar ibn Xattob Shurayxni qozi qilib tayinlagan paytda hech kim uni tanimaydigan odam emas edi Madinada. Madinada hurmati bor edi, fazilat egasi edi, ahli ilmlar, fikrli odamlar o'rtasida o'zini o'rni, martabasi bor edi. Odamlar uni ilmini, fahmini, hayotiy tajribasini qadrlashar edi. Mana endi u 47 yoshida Kufaga qozi bo'lib tayinlandi. U asli Yamanlik edi, Kindadan. Hayotini bir qismida johiliyatda qozilik qilgan edi. Hidoyat nuri Arab jazirasi bo'lib tarqadi. Islom Yamanga ham yetib keldi. Birinchilardan bo'lib Islomni qabul qildi Shurayx. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishlik nasib etmadi. Taqdir peshonasiga yozilmagan edi. Rasululloh vafot qilganidan keyin Madinaga ko'chib keldi. Necha yil qozilik qildi? Bu mansabdan qachon ketdi va necha yil umr ko'rdi? Qozi Shurayx musulmonlar orasida 60 yildan ko'proq qozilik qildi. 60 yil. 60 yil qozi bo'ladi. 108 ga kirganda vafot etadi. 60 yil sotda ishlagan odam eshitganmisizlar? O'zi bitta zavodda 60 yil direktor bo'lib ishlashi mumkinmi biroq? Ha, u 60 yilda aqli aynib, qarib, tugab bo'ladi. Lekin bu kishilarni qaranglar, 60 yil qozilik mansabida ishlagan. Alloh taoloni buyrug'ini amalga oshirishga bo'lgan hirsi, adolatni qoyim qilishga bo'lgan harakati, xudo jo'liga sababli bu kishini islom hukm osmonida birodarlar adolat degan so'z bilan sinonim bo'lib qoldi bu odam ati. Shurohdek adolatli degan so'z bor arablarda. Ya'ni shuroh degan so'z bilan adolat degan so'z egizdek so'zlar bo'lib qoldi. Bu kishini
qozilik kursusiga, qozilik mansabiga Umar ibn Xattob o'tkizdi. Undan keyingi kelgan xalifalarning hammasi bu kishi mana shu mansabga loyiq ekanligini ko'rishdi va o'rnida qoldirishdi. Usmon ibn Affon xalifa bo'ldi, Shuroyx o'zini o'rnida. Ali ibn Abi Talib xalifa bo'ldi, Shuroyxni jildirmadi. Muoviya ibn Abu Sufyon ham bu kishini mana shu mansabga loyiq ekanligini tan oldi. Qaranglar, podshohlar almashyapti, hukumatlar almashyapti, bu kishi o'rnida turibdi. Necha yil? Shunday bir muxlis insonlar bo'ladi o'zining ishida. Har qancha hukumat almashmasin, har qancha podshohlar almashmasin, ularni hech kim o'rnidan jildirmaydi. Chunki bular o'zlarini mansabini ilm bilan, ixlos samara bilan to'ldirgan bo'ladi. Hammani muhabbatini qozongan bo'ladi. Bunday kishilar hayotda bo'layotgan o'zgarishlar bularga ta'sir qilmaydi. Shuroyxni qozilikka Umar tayinladi. Usmon roziyallohu anhu bo'lgan xalifa bo'lgandan keyin o'rnida qoldirdi. Ali ibn Abi Talib xalifa bo'lib, uni o'rnidan jildirmadi. Muoviya ibn Abu Sufyon ham shu yo'lni tutdi. Hatto Muoviyadan keyingi xalifalar ham bu kishini jildirmadi. Faqatgina Hajjoj ibn Yusuf va Saqafiyni valilik davrida bo'layotgan noto'g'ri ishlarni ko'rib turib, qozi o'zi iste'foga chiqdi. 107 ga kirganida. 107 ga kirganda iste'foga chiqdi, 108 ga kirgandan keyin vafot etdi. 107 ga kirgan odamni, odamlarning o'rtasida bo'layotgan muammolarni hal qilib, to'g'ri hukm chiqarishligini bir fikr qilib ko'ringlar-da. 100 ga kirgan odam o'zi patinkasini yeplab kiyishi katta ish. O'zi hojatiga borib kelishlik 100 ga kirgan odamni katta ish. Yoshligimizda bu a'zolarni saqlaganmiz deyapti hakimlardan biri. Qariganimizda Alloh saqlab berdi Alloh taolo bu a'zolarimizni. Harom harishdan toza bo'lganmiz yoshligimizda. Qariganimizda Alloh saqlab berdi bu a'zolarimizni degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir arabiy so'radi. Ya Rasululloh, man xoyrun nas. Ya Rasululloh, odamlarda yaxshisi kim dedi? Qola man tola umruhu va hasuna amaluhu. Umri uzoq va amali chiroyli bo'lganlari deb qo'ydi. Uzoq umr ko'rishi bitta yaxshilik alomati. Amallari yaxshi bo'lishligi ikkinchi alomati. Shuning uchun ko'p yashashlikni o'zingizlar zo'rmas ekan, yaxshi amal bilan ham yashashlik kerak ekan. Orqangizga qarang-da, 70 yillik, 80 yillik umringiz bo'lsa, xijolat bo'ladigan narsalaringiz yo'qmi? Yaxshi o'tkazganmisiz? Alhamdulillah, siz odamlarda yaxshisiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bashorat. Qozi Shuroyxning adolatli hukmlari haqida islom tarixida juda ko'p misollar bor. Umar ibn Xattobni boyagi arabiy bilan bo'lgan muomalasida chiqargan hukmini hozir aytib o'tdik. Shuroyx aytgan edi, unday bo'lsa o'zingizni olib qoling, o'zingiz otdi. Yoki qanday sotib olgan bo'lsa shunday qaytarib bering dedi. Bir kuni Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu xalifa bo'lib turgan paytida o'zini qimmatbaho qalqonini yo'qotib qo'ydi. Yana bir oyatda Saud ham deyiladi. Xalifa endi qoziga qiyin amirlar bilan bo'ladigan muomalada hukm chiqarish. Amirlar bilan bo'ladigan muomalada hukm chiqarishlik qozilarga qiyin. Shu qalqonini Ali ibn Abi Talib Kufa bozorida bir zimmiyni qo'lida ko'rib qoldi. Sotiyotdi. Xalifa borib boyagi zimmiyga, bu meni qalqonim. Falon kecha falon joyda tushirib qo'yganman dedi. Zimmiy aytdi, yo'q ya amirul mu'minin, bu meni qo'limda turibdi, bu meniki dedi. Ali roziyallohu anhu, bu meni qalqonim. Hech kimga sotganim yo'qki, yo birovga bir hadya qilib bermadimki seni qo'lingga kelib qolgan bo'lsin dedi. Ali ibn Abi Talib haqqini talashyapti. Bo'pti endi, xo'p deb qo'ydingizmi? Bo'pti, qo'y endi. Xo'p. Ayrim odamlar musulmon odam xo'p deb qo'yaveradi. Haqqidan kechib qo'yish kerak deb o'ylaydi. Bu birodarlar soddalik. Bu noto'g'ri bu. O'zingizni haqqingizni qanday berib qo'yasiz shundaylar? Alloh taolo aytadi: "Vallazina iza asabahumul bay hum yantasirun." Alloh o'zini bandalarini maqtab sifatlab aytadiki, ular o'zlariga zulm yetganda,
unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir. Haqingizni talab qilishingiz kerak. Haqingizni talab qilishingiz kerak. Xo'p deb qo'yishni yo'q. 10 yuzingga ursa chap yuzingni tutib ber. Qabilada ish tutilmaydi birodarlar. Musulmon unday odam bo'lmaydi. Birodar haqqini yemaydi, lekin o'zinikini oldirib ham qo'ymaydi birovga. Va jazao sayyatin sayyatu mithluha faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh innahu la yuhibbu zolimin. Har qanday yomonlikning deydi Alloh taolo jazosi xuddi o'ziga o'xshagan, xuddi o'ziga o'xshagan yomonlikdir. Endi kim avf qilib tuzatsa, bas uning ajri Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qiluvchilarni sevmas. Endi to'g'ri, ba'zi bir o'rinda haqqimizdan kechib qo'yishimiz ham kerak. Ba'zi bir o'rinda avf qilib qo'yishimiz ham kerak. Bitta sharti bor. Agar avf qilsak, kechirsak, shu odam tuzalsa, avf qilamiz. Alloh tomonga yurishiga aqlimiz yetsa, avf qilamiz. Yo'q, agar avf qilib kechirib qo'ysak, bo'pti deb haqqimizdan o'tib qo'ysak, yana tug'yonga ketadigan bo'lsa, bunday odamni avf qilib bo'lmaydi. Toki uni joyiga qo'yib qo'yishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotiga qarasak, ibrat namuna bor, andoza bor. Musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida bo'lgan janglarda bir mushrik payg'ambarimizni qo'liga asir bo'lib tushdi. Kelib, kichkina qizlari borligini aytib, agar men o'lib ketsam yo qul bo'lib sotilib ketsam, zoya bo'lib ketadi deb qizlarini pesh qilib, Rasulullohni qo'yib yuborishligini so'radi. Payg'ambarimiz qo'yib yubordi faqat sharti bilan. Qayta musulmonlarga qarshi qilishga o'tarmaysan. Rozi bo'lib ketdi. Ammo keyin bu so'zida turmasdan yana bir jangda musulmonlarga qarshi qilishga o'tardi. Yana asir tushib qoldi. Yana payg'ambarimiz oldiga kelib, yana kechirim so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Men seni afv qilmayman" dedi. La afu anka. La afu anka li'alla taqula khada'tu Muhammadan marratayn. Muhammadni ikki marta aldadim deb yurmasligin uchun kechirmayman seni dedi. Tushunarli birodarlar, afv qiladigan o'rni bor, haqqingizni undiradigan o'rni bor. Dunyo oxirlari musulmon kishiga siz musulmonsiz, o'zingiz siz xo'p deb qo'yavering. Bo'pti deb qo'yaringiz, musulmonlar o'zi kechirmaydi bo'ladi-yu deb turib bir hiyla narang ishlatishlikka bir urinadi. Biz nima ish qilishimizni bilamiz. Kechirib qo'yishlik loyiq bo'lsa bosh ustiga. Illo fala. Vallazina iza asabahumul baghi hum yantasirun. Intiqom olish degan narsa bor-ku, qasos olish degani. Bu ham nozik narsa. Intiqom nima? Qasos olish. Intiqom nima? Zolimni tiyib qo'yish. Haddidan oshib ketishidan to'xtatib qo'yishlik. Mana shu intiqom bo'lar ekan. Yo'q qilib tashlash emas ekan intiqom degani. Zimmi qalqoni meniki dedi. Oramizda musulmonlarning qozisi hukm chiqarsin dedi. Ali ibn Abi Talib to'g'ri aytdi. Yurun oldiga dedi. Ikkalasi qozi Shurayxni oldiga kelishdi. Ali ibn Abi Talibga qarab turib, "Ey Amir al-Mu'minin, nima deysiz?" dedi. Ali roziyallohu anhu aytdi, "Men qalqonimni mana bu kishining qo'lidaligini ko'rdim. Tahqiq uni falon kecha falon joyda tushirib qo'ygan edim. Endi uni qo'liga kelib qopti. U sotib ham olgani yo'q, unga hadya ham qilingani yo'q" dedi. Shurayx zimmiga qarab, "Sen nima deysan?" Zimmi aytdi, "Bu meni qalqonim. Bu meni qo'limda turibdi" dedi. "Meni qo'limda turibdi demay, meniki. Men Amirul Mu'mininni yolg'onchilikda ayblamayman, lekin qalqon meniki" dedi. So'ngra Shurayx xalifaga qarab turib, "Ey Amirul Mu'minin, sizni rostgo'yligingizda meni shubham yo'q" dedi. Ali ibn Abi Talib ulug' sahobiy, Rasulullohning amakivachasi, ilm shaharining bir eshigi, Rasulullohning kuyovi, yolg'on gapirishi mumkin emas. Shurayx aytdiki, "So'zingizni rost ekanligiga shubha qilmayman, ammo ikkita guvoh keltirmasangiz bo'lmaydi" dedi. Ali ibn Abi Talib, "Ha, mavloyim Qambar va o'g'lim Hasan, ular guvohlikka o'tishadi" dedi. Yana bir oyatda ikkala o'g'lim dedi. Shurayx aytdi, "Lekin ey Amirul Mu'minin, otani foydasiga bolaning bergan guvohligi o'tmaydi" dedi.
O qambardikini qabul qilamiz, o'g'lingiz Hasanikini qabul qilmaysiz, chunki o'g'lingiz u. Hukm shu, adolat shu. Subhanalloh dedi Ali roziyallohu anhu. Jannat ahlidan bo'lgan kishini guvohligi o'tmaydimi? Axir sen Rasulullohni Al-Hasan va Al-Husayn sayyida shababi ahli janna deganini eshitmaganmisan? Hasan va Husayn jannat yigitlarining sayyidi degan payg'ambarimiz. Jannati yigitni so'zini qabul qilmaysanmi dedi. Shurohatda ha eshitganman, lekin men farzandni o'zini otasiga bergan guvohligini joiz deb bilmayman dedi. Xalifa, podshoh, davlat boshlig'i qoziga tili o'tmayapti. Shunda Ali ibn Abi Talib zimmiga qarab ol dedi. Senga dedi. Chunki bu ikki avvaldan boshqa guvohim yo'q meni. Oldi ketdi. Ozgina yurgandan keyin zimmiy qaytib kelib, lekin men ey Amir al-Mu'minin, qalqon sizniki ekanligiga guvohlik beraman dedi. So'ngra qo'shib qo'ydi. Amir al-Mu'minin bo'lib turib, men bilan o'zini qozisini oldida hujjatlashdi. Uni qozisi uni ziyoniga hukm chiqardi. Shu narsaga buyurgan din haq ekanligiga guvohlik beraman. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur Rasululloh musulmon bo'ldi. Islomni qabul qildi. Adolatni ko'rib turib. Birodarlar, islom faqat aytiladigan so'z emas. Islom ko'rsatiladigan amal. Odamlar amalda ko'rsa islomni, buni ta'siri boshqacha bo'ladi. Zimmiy shu mamlakatda birinchisi bilan qozini oldida teng haq talashyapti. Qozi xalifani ziyoniga hukm chiqarib beryapti. Buni samarasini ko'ring. Ali ibn Abi Talib uni islomda qabul qilganligini ko'rib xursand bo'ldida. Islomni qabul qilsami? Senga hadiya. Mana otam senga deb turib otni ham hadiya qildi. Xursandchiligiga. Birodalar, bir kishi zalolatda yurib, keyin hidoyatga kelsa, siz musulmon sifatida xursand bo'lmaysizmi? Qalbingizga xursandchilik kirmaydimi? Uni islomga kirganligini muborakbod qilib, biror-bir hadiya bermaysizmi? Iymonim bor degan odam dinsiz yurgan odamni dinga kirganini ko'rganda qalbi quvonmasa, iymonida nuqson bor buni. Yig'laymiz a, biror namoz yig'ilib qopti desa, kalima keltirdi desaligi ko'ramiz-ku videolarda. G'aridin kalima keltirsa ko'zimizga yosh keladi. Shu iymonning belgisi. Bir kishining musulmon bo'lishiga bizni qalbimizga quvonch olib kelishligi kerak. Mana shu zimmi hech qancha vaqt o'tmasdan Ali ibn Abi Talibning bayrog'i ostida xavorijlarga qarshi bo'lgan jangda qatnashdi va mana shu yerda Alloh taolonga shahidlikni ato etdi. Shuroyxning chiqargan adolatli hukmlaridan namunalar. Qozini o'g'li, qozi Shuroyxning o'g'li birolar bilan talashib qoladida o'rtasida bir muammo bo'lib qoladi. Kelib otasiga aytadi. Ota, men falonchilar bilan bir muammoga kirib qoldim. Eshiting, ayting. Agar men haq bo'lsam, ularni qozixonaga tortaman. Yo, agar haq ularda bo'lsa, kelishib qo'yaman deydi. Deydi-da otasiga aytib beradi. Otasi eshitib, chaqiraver qozixonaga dedi. Haligi xusumatga chaqirilgan kishilar kelishdi. Qozi ikkala tomonni eshitib, bolasini zarariga hukm chiqarib berdi. Bu holatdan hayron bo'lgan o'g'il otasiga, "Ey ota, meni sharmanda qildingiz-u. Agar nohaqligimni aytganingizda ular bilan shuni kelishib qo'yar edim. Meni ziyonimga hukm chiqardingiz-u" dedi. Qozi javob berib aytdiki, "O'g'lim, sen menga bu xusumatchilardan mingtasidan ko'ra suyukliroqsan. Ammo men seni nohaq ekanligini avvaldan aytsam, sen o'zingni rayingga suyanib ular bilan kelishib qo'yar eding. Nohaq bo'tirib kelishib qo'yar eding. Oqibatda ularning haqlari senda qolib ketgan bo'lar edi. Endi bunday bo'lishini men xohlamadim" dedi. Qarang, hammaga bir xil muomalada, xalifalardan Umarga ham, Aliga ham, hatto o'zini bolasiga ham. Yana bir kuni qozi o'g'lini qomatib qo'ydi o'zi. Nima uchun? Bir odamning qarzi bor edi bir odam. Qarzini to'lamayotdi. Qozining o'g'li uni o'zini kafilligiga oldi. Men kafilman unga dedi. To'lashiga. Kafilligini oldi, boyagi qarzdor qochib ketdi. Kim javob beradi? Kafil. O'g'lini o'tkazib qo'yib qamoqqa.
özü kündə aqatdaşıdı. Qazı Şurayx biron bir işdə hüküm çıxarayken bolsa, guvohlikka ötəyotgan adamlarga aytardı. Diqqat qilinglar. İkita adam kelishmay turibdi, bittasini haq ekanligiga guvohlikka ötəyotgan adam. Şu guvohlikka ötəyotgan adamga aytardı. Menga quloq tutinglar, hadakumulloh. Mana bu kişinin üstüde aslında sizler hüküm çıkarasızlar. Men cehennemden sizlerden göre köprak korkamam. Sizler bergen güvahlıklarınız hakkında masul bolasılar. Sizler hem cehennemden takva kılışke haklıysızlar. Hazır sizler güvahlık vermeye ketip kılışke imkaniyatınlar var. Sizler hüküm çıkarasızlar. Menmez. Mana o nahak değilsen sizler de gebiyle bilen. Sizler de güvahlıkla doğru da hüküm çıkaramam. Aslında sizler hüküm çıkarasızlar. Allah'dan korkuyorlar. Çünkü kıyamette cevap veresler bu güvahlık ilerge. Hazı ketip kalış ilacı var. Sonra onu faydası ki hüküm çıkar bereken adam geharabayt aradı. Falancı, akıllı adam bugün, farasatlı adam bugün. Bu işte seni zalim ekenliğini körüp durup ben. Sezi yap ben seni zalimsen. Lekin seni faydengi güvahlık ötüşü yaptı. Men gümanım bilen hüküm çıkaramayım ben, hakkım yok. Güvahtı, güvahlığı bilen hüküm çıkaramayın. Hüküm şuna ka. Gerçi kazı, roparası turgan adamın nahaklığını bilse hem, körüp turgan bosa yan. Ama güvahlar onu, paydası ki güvahlığı bereken bosa, güvahlığı bilen hüküm kılıçlığı gerek. Özünü gümanı bilenmez. İslami hükümünün şartı şu. Ve halen ki seni zalim ekenliğini güman kıptırıp ben. Ama ben güman bulan hüküm çıkaralmayayım ben. Güvahlarının güvahlığı bulan hüküm kılamayın. Şunu bulsa hem, benim hükümüm senge haram bulanlar sana halal kıp koymaydı. Doğru, fazla hüküm çıkar veririz ki seni hakkın yeken, ap getersiz. Ama sen nahak bol ap gettiği mi? Ben hüküm kıbirgen bulsam hem, senge halal mas budur. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aldığı bir adam kese, talaşı bura bilen. Hüccetini çıralı keltirse, çıralı yapırıp verse ve Peygamberimiz onun hücceti işenip durup, bunu ziyanı ge, bunu paydası hüküm kıverse, buna hakkını bunge hüküm kıverse, güvahlık yakarıp. Halal bu kaladı mı şunarsa? Halal bu mıydı? Fikhi kaydı. Kazının hükümü hakkını batıl koymaydı. Kazının hükümü batılını hak kılıp koymaydı. Kazının hükümü hiç nesene özgertirmeydi. Eğer senin kolinde kazının hükmü var olsa, bu hüküm seni kıyamet günü de sorağdan, azaptan kutkarıp kalalmaydı. Kazıya pul verip, burada hakkını özününkini kuvvet etkenler, özüzükü bulmakenler sana, kazıya pul veriyor, para veriyor, özüzükü kılıp, buradakini haram yolu bilen tatval etkenler, ha dünyada sizge ötküzü beren öşünen sana kazı, lekin sizge halal bu muydu o? Eğer kimdir şu yol bilen, kimdir hakkını yiyip koyan olsa, esin yıksın. Vakti de kaytarıp versin. Çünkü kıyamette cevap veririz bu nasıl için. Ne çil yaşayasın şu yer üstüde? Üç altı sotu yer üstü ne çil yaşayasınız? E bari 30 yıl yaşayın. Allah'a da olduğu var mıysa mı? Kaza aytar edi. Şu bir NATO yuvahlı kötekkenler bulsa, ertteki kıyamet günü de zalim insan hakiki ziyankar kim ekenliğini köredi. Zalim cezanı kütüb yaşaydı. Mazlum insaf buluşluğunu kütüb yaşaydı. Kaytaraman. Burada hakkını yegen adam cezasını kelişliğini kütüb yaşaydı. Ama zulüm körgen adam bir gün hakkın bari bir ünlendirdiler ümit bile yaşaydı. Bir günü bir kişi başka bir kişiye şikayet kılıyordu hayatıdan. Şurayh onu eşitip kalıp, ey birader, Allah'dan başka bir şikayet kılmayın. Allah'dan başka bir şikayet kılmayın. Siz şikayet kılıyken adam ya dostuz ya düşmanız. Ya dostuz ya düşmanız. Eğer dostuz olsa yüreğine sıkıp koyasız. Gam gekirgizi koyasız. Eğer düşmanız bulup kalsa o adam, sizi şarmandezi çıkaradı. Sonra etti ki, bana gözümü kör yapsın mı dedi. 15 yıldan beri işine sana kör müydü? Hiç kim yetkenmez şu gün geçe. Hazret yapan size dedi. Bir tek gözü körme gene ken. Ve buraya gitme gene ken. Ma gözümü kör yapsın mı?
15 yıldan beri ne bir adamı ne bir yolunu görmeyeyim ben. Lekin hiç kimge etkenmez ben. Fakat hazır sizge et yapman dedi. Akhir siz eşitmeyen misiniz? Salih bende, Yakub aleyhisselam ne degen? Kale innama aşku bathi ve huzni ilallah ve a'lamu minallahi ma la ta'lamun. O ayette, men gamu taşvişlerimden yalnız Allah'a gene şikayet kılıp yığlamakta ben. Ve men Allah'ını mihriban, rahimli ekenliği hakkında sizler bilmediğin nasırlarını bilemem. Demek ki imanı yükselgen sarı adamlarla şikayet kılmayı koyadı. İmanı yükselgen sarı derdini adamlarla etmeyi koyadı. İmanı yükselgen sarı fakat Rabbisi'ye şikayet kıladı. Adamlar var, kayar yaparsın, şikayet kılıyorlar. Barası'dan şikayet kılıyorlar, hatırı'dan şikayet kılıyorlar, nahnava'dan şikayet kılıyorlar. Kullas, zeyrekip getersen, otur yiyemken milyonu adamlar bile. Şurayık'ın nasihatlerinden. Bir kişi, başka bir kişiden bir nesane yalınıp yalvarıp soru yatırdı. Yalınıp yalvarıp soru yatırdı. Şurayık'ın yakarabı, ey birader, kim bir insandan hacetini sorasa, özünü kullik göre bırakıp koyan buladı, dedi. Hikmette aytiladi. Bir kişiye muhtaç bolsan, onun asiriga aylanasan. Ondan behojat bolsan, onun tengiga aylanasan. Agar unga yaxshilik qilsang, onun amiriga aylanasan. Bir kişiye muhtaç bolsan, onu kuluga aylanasan. Ondan behojat bolsan, tengiga aylanasan. Unga yaxshilik qilib qo'yadigan bo'lsang, uni boshlig'i amirga aylanasan. Xos kishilarga qilgan nasihatlaridan Kufaga vabo keldi. Vabo tarqab ketdi shaharda. Shurayxning bir do'sti Kufadan Najafga qarab chiqib ketdi, vabodan qutulish uchun. Shurayx do'stiga yozib shunday dedi: "Ammo ba'd sen tashlab ketgan yer seni o'limingni yaqinlashtirib qo'ymaydi, kunlaringni ozaytirib qo'ymaydi. Qochib borgan yering esa seni istab talab qiluvchi haradoringdan uzoq qilmaydi. Kimdan? Azroildan. Sen bilan men yagona podshoh qo'lidamiz. Najaf ham uning qo'l ostida. Payg'ambarimizning sunnati bir shaharga vabo kelsa, shu shahardan payg'ambarimiz chiqmaylar degan tashqariga. Chunki tarqatib ketishi mumkin. Endi vabosi bor shaharga kelib qolgan bo'lsanglar kirmaylar degan. Bu kishi Allah'ın kazayı kadardan kaçıp çıkıp yetkenliğini malamat kılıp şurayık dostluğa şimdi bir kat yazdı. Kulası. Bunlar İslami hükümünün altın tarihinden bir tamçı halasıdı. Kazı şurayık kazılık mensabı da 60 yıl türdü. Özünü bana şu davranı, adalet, insaf, hikmet ve fakirge doldurdu. Karayın bu tabi'in sahabalar tri türgen davrı da kazı bol yaptı. Sahabalarının müşkülelerini oturup tabi'in halkı yaptı. Ne fakat sahabalarını, belki halife boyan kişilerini, işlerini halkı yaptı. Biz buradalar kazı bulmasayken hayatımızda, yaşayışımızda şurayık rahimahullah yıktı da akılışımız gerek. Çünkü her bittiğimiz kazımız. Farzantlarımız üstüde, şagirdlerimiz üstüde, işçilerimiz üstüde. Müslüman kişi adalatını kaim kılış gerek. İslam adaletinin ramzi ve fakri bulgen Kazı Şurayh 108 yıl ömür gördü. Ömer İbn Hattab onu 47 yaşında kazılık mansabıge tayinlengen bosa 107 yaş geçe. Üzlüksüz 60 yıl bana şu vazifeni vada etti. Ölümüden bir yıl evvel istifaya çıktı. Allah Ta'ala onu bana şu kişilerge rahmet yağılgen bosun. Ve siz bilen bizge onları iktidar kılıp hayatımızı her bir katta kişi kişiyi de adaletini kayın kılıçlığı tavfik verişini soruyemiz. أقول قولي هذا